Saygıdeğer hocam, ben sizin vesilenizle öğrendim ve tüm çevremde de bu yüzyılda inşallah İslam'ın hakim olacağını, Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği ve Darwinizm geçersizliğini anlatıyorum. Fakat bazı kişiler, neden sürekli Mehdiyet'ten bahsediyorsun, Darwinizmi anlatmaya ne gerek var? Toplumu faydalı olmak için karakter değiştirmeye yönelik konulardan bahsedebilirsin gibi bence cahilce olan bazı yorumlarda bulunuyorlar. Bu kişilere ne gibi bir cevap vereyim hocam? Hayır, şimdi tabii her sözün bir doğru yönü vardır da fakat sıralamayı yanlış yapmış o arkadaş onu söyleyen. Önce tabii ki putun kırılması lazım, Darwinizmi indirilmesi lazım. Sonra Allah'ın varlığı anlatılır, Allah'ın varlığı birliği anlatılır. Kur'an hakikatleri, Kur'an'ın mucizeleri anlatılır, Allah korkusu anlatılır. Ondan sonraki toplumdaki bozukluklar anlatılır. Yoksa ateist bir adama işte toplumda insanlar birbirini sevmiyor, egoist bencil insanlar var dersen adam sana boş boş bakıp güler yani. Sırasıyla. Yani çünkü evet, ahlakın kaynağı dindir. Sen hangi ahlak anlayışını savunuyorsun? Ahlak o izafi görür ve geçerli olmaz onun için. Onun için geçerli olması için önce Allah'a inanması lazım. İnşallah evet. Ama genelden tabii güçleri yetmediği için yani Darwinizme gücü yetmeyenler Darwinizme karşı pasif savunma yapıyorlar. Diyorlar ki Darwinizm diye bir şey mi var? Kardeşim Darwinizm diye bir şey var mı ne demek yani şimdi sen bütün İslam alemi bir ara komünistlerin eline teslim oldu mu? Evet. Mısır'dan tut, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin, Irak, evet, Suriye hepsi komünistlerin eline teslim oldu değil mi? Evet. Peki Darwinist olduklarından olmadı mı bu? Oldu. Oldu. O zaman niye oturup boş konuşuyorsun? Hı-hı. Burada bir mantık yok. İbn-i Miskeveyhler bilmem ne falan o Avanak herifi de bir ara İbn-i Miskeveyh'in alimliğini ortaya çıkartmaya kalktılar. Darwinist alim diye. Evet. Onun da efendim, o hurma dalını ona yutturduk. İnşallah. Hurmadan oluyordu insanlar diyordu. Evet. Değil mi? Hurmayı ona yedirttirdik böyle bir güzel. Cihazı mihaz birini çıkardılar. Cihaz diye birini çıkardılar. Cihaz. Evet. Cihaz. Al birini vur ötekine. Aynı kafada da yani tabii inşallah. Atatürk bu konuda çok güzel tespitlerde bulunmuştur zamanında. Türk birliğinin önemini vurgulamıştır. İslam birliğinin önemini vurgulamıştır. Bugünleri görmüştür Atatürk. Dolayısıyla Türk-İslam birliği Mehdiyet'le iç içedir. İnşallah. Yani arkadaşımızın oradaki sözü yanlış. Bir de Mehdiyet'i niçin gündeme getiriyorsunuz diyor. Kardeşim o zaman siz Kur'an'ın, Kur'an ahlakının dünyaya hakimiyetini de niye gündeme getiriyorsunuz anlamına geliyor. Mehdi denilen kişi Türk-İslam Birliği oluştuğunda bütün dünyaya hakimiyet olduğunda bu büyük birliğin bir lideri olmaz mı? Evet hocam. NATO'nun lideri oluyor değil mi? Evet. Masonların lideri var. Hristiyanların lideri var. Var. Musevilerin lideri oluyor. Evet. Her toplumun bir lideri oluyor. Nasıl Müslümanların lideri olmuyor? Tabii ki lider, bir manevi lideri olacaktı. Buna şaşacak ne var? Buna istersen Mehdi de, ister lider de, ister başkan de, ne dersen de ama bu yüzyılda İslam dünyaya hakim olacaktır. İslam'ın dünyaya hakimiyetinden rahatsız olanlar olabilir, o ayrı. Ama bu %100 olacak bir olaydır. Yani Peygamberimiz bunu hadislerde belirtmiş. İnşallah.